Şimdi bu Suudi Arabistan'la İran arasındaki bölgesel rekabetin bir yansıması en genel olarak baktığımızda biraz daha geriye doğru götürecek olursak bu İran İslam devrimine kadar geriye gider aslında. O zamandan itibaren bölgede bir revizyonist güç olarak ya da antistatikocu bir güç olarak İran'ın varlığı Suudi Arabistan'ı o dönemde Saddam Hüseyin'in Irak'ını vesaire rahatsız etmişti. Nitekim İran-Irak Savaşı'nda da Suudi Arabistan biliyorsunuz İran yanında yer almıştı. Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber denklem yeniden değişmeye başladı. İkinci kez Irak bir sıkıntıya girdi biliyorsunuz. Kuveyt işgali vesaire. Sonra 2003 İran işgali bu defa İran'ın eli oldukça rahatladı. Yani normalde direniş hattı kurmuş olan İsrail'e karşı bölgede bir direnç oluşturmaya çalışan İran'dan hoşlanmayan Amerika farkında olmadan 11 Eylül'den sonra Afganistan ve Irak işgalleriyle İran'ın önünü açmış oldu. Evet. İran'ın önünün açılmış olması tabii bölgedeki güç dağılımında gittikçe eşitsiz bir konum oluşturmaya başladı. En son Arap Baharı geldiğinde 2010 sonu 2011 başında herkes kimileri konuştu ki bu İhvan Baharı olacak vesaire. O dönemde Suudi Arabistan'ın en önemli kaygısı bu demokratik dalganın kendisine vurma ihtimaliydi. Körfez'e vurma ihtimaliydi. Mısır'da Mürsi'nin devrilmesiyle, buna destek verilmesiyle birlikte bundan kurtulmuş oldu. Ama geriye iki tane önemli tehlike kaldı. Bir tanesi Şii meselesi, yani Şii uyanışı meselesi, bunun bir direnişe dönüşmesi. Kendisinin Doğu vilayetinde Şiiler var. Bunun yaklaşık 2 milyon olduğu söyleniyor. %10'luk bir Şii nüfusu var. Ve yine çok medyaya yansımasa da sık sık Şiilerle Vahabiler arasında bir takım şeyler oluyor, sıkıntılar oluyor. Bunlar camilerin pudaklanması, türbelere saldırılması vesaire de dahil olmak üzere. Şimdi Suudi Arabistan'ın baktığı yerde bir korku var aslında. Yani İran nasıl dengelenebilir? Normalde baktığımızda bölgede 4 tane ülke var. Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Mısır. Bu 4 ülkenin dengesi çok önemli. Hatta Türkiye'de bu Vahabi Şii kutuplaşmasını görerek bu tabii üstte görünen şey, aslında altta yatan şey İran'la Suudi Arabistan'ın rekabetidir. Ama bu bir mezhep diline tercüme edilmeye başlıyor ve birbirini besleyen bir sarmala dönüyor. Türkiye'nin yapmak istediği şey Mısır'la birlikte bir denge oluşturarak bu kutuplaşmayı engelleyebilmekti. Ancak Mursi'nin devrilmesiyle beraber Mısır otoriter bir yere kaydı ve şu an denklemin biraz dışında. Bu ortamda İran Amerika ile nükleer müzakere yaptı. Ve Amerika'nın eli affedersiniz, İran'ın eli tekrardan güçlenmeye başladı. Suriye'de Rusya'yı davet ederek bir türlü daha da denkleme sokarak yine elini güçlendirdi. Şimdi bu kadar güçlendiği bir ortamda Suudi Arabistan ile İran arasındaki mesele vekalet savaşı olmaktan çıktı. Ne zaman? Yemen'deki müdahaleyle. Yemen'e Suudi Arabistan girmek zorunda kaldı. Galiba ilk önce Bahreyn'de. Bahreyn'de ayaklanmalar oldu. O müdahale etti doğru Arap Baharı sırasında. Fakat o kısa dönemli bir şeydi. Körfez İşbirliği Konseyi'nin üzerinden yapabildi ve bastırabildi. Fakat şimdi Yemen'de çok ciddi bir sorunla karşı karşıya Suudi Arabistan. Orayı yürütemez konuma geliyor ve oradaki Husiler üzerinden Yemen'in içine bir Şii ayaklanmasının müdahil olması, yayılması ihtimali çok yüksek. Böyle bir ortamda Suudi Arabistan ne yapmaya çalışıyor? Teröre karşı İslam İttifakı'yla bir cephe oluşturmaya çalışıyor, bir donanım oluşturmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda da bu idamları gerçekleştirerek kendisi için iki tane tehlike olan, bir El-Kaide varisi Sünni radikalizm, iki Şii ayrılıkçılık meselesinin cezasını verdiğini düşünüyor. Yani sert bir şekilde müdahale ediyor. Şimdi herkes tabii büyük bir tepki koydu bu idamlar sebebiyle. Halbuki İran ve Suudi Arabistan dünyanın ilk üçünde. Daha geçen yıl İran 200 tane, Suudi Arabistan 157 tane idam İki ülkede uygulamış. İdam İkisi cezası. De idamda başa baş gidiyorlar. Yani ikisi de yüksek bu konumda. Hani bu tür bir şey için birbirlerini suçlayabilecek yerde değiller aslında. Ama bütün hepsinin altında yatan bence İran'ın artan, hızlanan güçlenmesine karşı Suudi Arabistan bir şeyler yapma ihtiyacında. Bunun için de birçok ülke işte Katar'dan, Kuveyt'ten, Bahreyn'den, Sudan'a kadar Suudi Arabistan'a destek verdiler. Yani şöyle bir şey var. İran bir ulus devlet olarak yayılmacı bir hırs gösteriyor. Suudi Arabistan'da bunu bir güvenlik tehdidi olarak algılıyor. Evet ama şöyle aslında İran ve Suudi Arabistan'ın ikisi de bu tür transnasyonel ağlara sahipler. Yani Balkanlardan Kafkaslara, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'nun birçok çatışma alanına kadar birbiriyle rekabet ediyorlar. İkisinin de petrodolarları var.
Ve ikisinin de bir din siyaseti var. Yani bir mezhep anlayışı, bir spesifik bir İslam yorumu üzerinden birbirleriyle rekabet ediyorlar. Fakat bu rekabette son dönemde Suudi Arabistan bayağı bir geri düştü. Şam'da etkisi kalmadı, Suriye'de etkisi kalmadı. Lübnan'daki etkisini kaybetti, Bağdat'taki etkisini kaybetti, Sana'daki etkisini kaybetti. Şimdi yani böyle bir ortamda Suudi Arabistan gittikçe zayıfladığını düşünüyor ve artık bu bir bütün, kendi ülkesini bütün halinde tutma meselesine dönmeye başladı. Sebebi çok basit. Eğer İran Körfez'deki Şiileri gerçekten tetiklerse, şu an belli bir destek veriyor ama gerçekten tetiklerse bu Körfez ülkeleri bir domino taşları gibi devrilebilirler. Ha bu bugün için belki o kadar çok kolay olmayabilir ama bir 3-5 sene sonra, bir 10 sene sonra gittikçe İran'ın elinin güçlendiği belli ve orada bir bölgesel hegemon haline gelecek. Peki. Şimdi